Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hüccet ibnil Hasan. Salavatuk aleyhi ve ala abaih. Fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a. Veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasira. Ve delilen ve eyne hatta tuskinehu erzeke teva'a. Ve tumetti'ehu fiha tevila. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna. İslam dininin bütün kuralları Hazreti Resulullah tarafından bırakılmamıştır. Dinin temelleri Hazreti Adem'le beraber atılmıştır. Hazreti Adem ilk peygamberdir ve ilk vahyi alan kişidir. Dinin temelleri de Hazreti Adem'le beraber atılmıştır. Daha sonra insanlık çoğaldıkça, üredikçe ihtiyaçlar doğmuştur. Kanuna ihtiyaçlar ön plana çıkmıştır. Ona göre de Allah ihtiyaçlara göre kanun ve kurallarını göndermiştir. Örneğin İslam dininde kurban bayramı vardır. Kurban İslam dininden önce de var idi. Hazreti Adem döneminden başlar, Hazreti İbrahim döneminde iyice şekilleşir ve İslam da bu önceden gelen, peygamberlerden gelen bu dini desturu ve geleneği yerine getirmiştir. Yani İslam dininden önce var olan bir şey illa da batıldır denilemez. Çünkü dinin kuralları Hazreti Adem'le beraber atılmıştır. İslam dini ve diğer dinler sadece gelmiştir, hem yeni kurallar getirmiştir, hem de ki var olan bir yanlışlık varsa o yanlışlığı düzeltmiştir. Bu kurallardan bir tanesi de Nevruz bayramıdır. Nevruz bayramını İslam dininden önce de anıyorlardı, kutluyorlardı. İslam dini geldikten sonra Allahu Tebareke ve Teala bu meseleyi tekrar gündeme getirmiş. Gerek Peygamber Efendimiz, gerek Ehl-i Beyt aleyhisselam Nevruz bayramını reddetmemiştir. Böyle bir şey yoktur dememiştir. Bu acemin bayramıdır dememiştir. Bu cahiliye döneminden kalmıştır dememiştir. Tam tersi İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam ve Resulullah Efendimiz, Peygamber Efendimizin salavatullahi aleyhi ve aleyhi ve sellemin bizzat kendisi Nevruz hususunda sözleri vardır. Ve İmam-ı Cafer Sadık Nevruz'u teyit etmiştir. Nevruz'u onaylamıştır. Nevruz bayramının olduğunu söylemiştir. Ve hatta İmam-ı Cafer Sadık buyurmuştur ki Nevruz bizim bayramlarımızdan bir bayramdır. Dolayısıyla da Nevruz bayramının İslam dininden önce oluşu onun batıl oluşunu göstermez. Tıpkı Kurban Bayramı'nın İslam dininden önce var olduğu gibi, kurbanın İslam dininden önce, haccın İslam dininden önce var olduğu gibi. İslam gelir sadece düzenleme yapar bazı konulara ve yanlışlıkları ortadan kaldırır. Yeni konular da varsa o konuları gündeme getirir. Dolayısıyla Nevruz bizim bayramlarımızdan, önemli de bayramlarımızdan bir bayramdır. Bu Nevruz'un içinde birkaç tane mesele vardır. Bir tanesi şudur ki, Ahirtek denilen bir gün vardır. Ahirtek, Nevruz bayramına kalan son salı gününe denilir. O hafta Nevruz bayramı olacaksa, en son salı günü hangisi ise ona Ahirtek denilir. Ve bu bölüme de Ahirtek'ten alınız, son salı gününden alınız, Nevruz bayramına kadar olan döneme
hemen hemen Ölü Bayramı da deniliyor bazı literatürde, bazı halk dilinde. Ve kabir üstü de deniliyor. Kabir üstü ne zamandır? İşte o son salı günü başlar. Nevruz Bayramı'na bir hafta kalan işte en son salı günü neyse başlar. Nevruz Bayramı'na kadar kabir üstü ziyareti yapılır. Ne demektir kabir üstü ziyareti ve ne yapılır? Biliyorsunuz bayramlarda mezarlıklar ziyaret edilir. Çünkü bu dini bir meseledir. Bize Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt öğretmişlerdir. Nasıl ki bir bayramda bir baba evladının onun gelip ziyaret edip elini öpmesini bekliyorsa, büyükler nasıl küçüklerin onları ziyaret etmesini bekliyorsa bayramda, gözleri kapıda, yolda ise ölen insanların ruhları da aynı şekildir. Bayramlarda gerek Ramazan bayramı, gerek Kurban bayramı, gerek Nevruz bayramında ölen kişi yakınlarının onu anmasını bekler. Ve kabir ziyareti zaten Peygamber Efendimiz tarafından bize anlatılan bir gerçektir. Kabirleri ziyaret edin demiştir. Ve bizler de Nevruz bayramı bir bayram olduğu için ölen insanların da bizden bir beklentisi olduğundan dolayı kabiri ziyaret ederler, giderler. Kabirleri bu son hafta salı gününden başlamak itibariyle kabirleri ziyaret ederler ve Kur'an okurlar, ihsan ederler. İnsan hiçbir şey yapamıyorsa ölüsü hakkında bir sadaka verir. Evindeki sadaka kutusuna bir sadaka atar örneğin. Bir Fatiha, bir Kul Hüvallah okur örneğin. Bu da kabir üstü demektir. Demek ki kabir üstü neymiş? Nevruz bayramına kalan son salı günü başlar. Ona da ahir tek denilir. Son salı günü başlar. Ta Nevruz bayramına kadar devam eden süreçtir. Ve her gelenekte de örneğin bir memlekette çarşamba günü, bir memlekette perşembe günü, bir memlekette cuma günü fark etmiyor. Herkesin kendi bir alıştığı gün vardır. O günde kabir ziyareti yapılır. Bu da kabir ziyareti ile alakalı bir gündür. Ve Nevruz bayramı dini bir bayramdır. Altı boş bir mesele değildir. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.